Fikir beyanı seçim özel. Biraz geç oldu çünkü sonuçları kesinleşmesini bekledik. Açılan sandık şu an %99.9. Bir sandık kayıp arıyor olur onu. O zamana kadar dedi bulunmayacak herhalde. Şimdi çekelim dedik. Bir de ikinci olay HDP'li belediyeler yüzde onların seçim kazanması yetmiyor. Bir de alabilmeleri lazım, koruyabilmeleri lazım falan. Onu da bekledik biraz. AKP biraz şey oldu. Türkler konusu da ya geçen yılda kayyum atadılar ama 2 yıl sonra falan bir şey dedi bu sefer seçim oldu hemen atadılar bir şey oldu. Diğeri de seçim olmadan atayacaktı gibi bir durum var bekledik. Seçim yorumlarımıza başlayalım. Sanki Türkler seçim sonucu da bağımsız gibi ki öyle yani onları seçimin. Hani neyse geçelim. Bana mı kaldı yani hiç hiç kimse şey yapmıyor. Van'da falan bir şeyler oldu. Savunan bile şöyle savunuyor ya. Van'da işte adamın belediye yüz defa falan yapıyor. Dedi ki bize de yapalım İstanbul'da alırlar Ankara'yı da alırlar. Böyle bir şey ya. Yani. Göt korkusundan doğru siyaset yaparıyor ya, bir şey var. Seçim sonuçları beni şaşırtmadı. Şaşırtmadı açıkçası. Ben diyordum zaten. Yüzde CHP dedim yüzde 40 dedim. Her yeri alacak dedim. Bana deli dediler. Kimse inanmadı. 2 hafta akıl hastanesinde kaldım. Nasıl abi tuttular beni orada CHP %40 Üsküdar'ı alacak falan. Adı Yaman alacak dedim. İlacı iki katına çıkardılar. Valla <laughs> seçim sonuçları bir açıklandı. Dedi daha deli dedi. Sağ olun. Çok inanılmaz bir seçim sonucu ya. Seçimden yarım saat önce biri gelip bana böyle bir şey dese döverim. Baya dö kendine gel derim yani. O biçimde döverim. Öyle bir seçim sonucu ya. Tam da babamın yapacağı bir seçim tahmini yani. Babam da öyle. Ekmelettin yüzde %70 alacak falan diyordu. Hani öyle. Ya i̇şte bu sefer tutturdu babam. Harbiden CHP kazanlı O kadar sallarsa bir kere de tutturursun yani. Ona da bir şey demiyorum. Başka ne var CHP haricinde? Eee bakalım ilk sırada Zeynep Bastık var. Bizim önemli listemiz böyle Zeynep. Zeynep Bastık seçim sırasında asistanını koymuş sıraya. Belki ikisi de kullanıyor sıra sıra bekliyor. Değil ya? bu? Bir de şey almış. Bütün şu haber şöyle haber ya. Bütün şarkıları cover olan Zeynep Bastık seçim sırasında asistanını bu nefret nereden geliyor ya bu Zeynep Bastık nefreti niye bu kadar ya bir tane arkadaş yok şey dedi Zeynep Bastık ayaklarını ata ata ünlü oldu amına koyayım <laughs> böyle bir şey Ben Zeynep Bastık'ın ayakları diye bir şey varmış o ünlü edenlerden biri de işte o benim arkadaşımın yani ata ata <laughs> demek ki bak bakmışsın tabii <laughs> ayrıca bir tek Zeynep Bastık mı cover yapıyor ya Müslüm Gürses yapıyor adam... Türkiye'nin en prestijli sanatçılarından ya. Hangi şarkısı dinlesen başkasının çıkıyor. Açıyorum Teoman'ın çıkıyor. Açıyorum Şebnem Ferah'ın çıkıyor. Bir de söyleyenlerden de daha popüler oluyor. Ben Şebnem Ferah merak ediyorum. O sigara şarkısı var nasıl o? Sigara şarkısı Şebnem Ferah. Herkes Müslüm Gürses'i diye biliyor. Evde kendini jiletliyor. <laughs> şey, Müslüm Gürses dinleyerek kendini jiletliyor. Şebnem Ferah. O mi oradan geliyor. herkes? Şarkısı çalıyor. Söylüyor. Sonra Karın'dan kendini jiletliyor. diyor. Gürses'i de severim. Zeynep Bastık'ın üstünü çizdim. Zeynep Bastık benim için bitti. O sağ yakamına koy? <laughs> Zeynep Bastık'ı çizdik. Şeye. Ya CHP sonuçları açıklanıyor falan dedim. CHP oy çalıyor ya. Çok açık bir biçimde CHP oy çalıyor böyle bir şey. Ola ilk defa o oy... genelde şüphe ediyordum AK Parti oy çalıyor mu diye. Bu sefer emin oldum CHP kesin oy çaldı. <gülüyor> öyle. <gülüyor> Öyle bir şey ya. Bir de seçim şeyini izliyoruz. Fatih Portakal'la çıktı. İşte İmamoğlu İstanbul'a ele geçirdi. Meclisi de böyle meclis üstünlüğünde elinde şey dedi. İmamoğlu, nu kim denet diyecek? İmamoğlu daha seçim sonuçları açıkladı. Bir dur ama koy biz. Bir <laughs> sevinek ya bir. Fatih'cim böyle olmuyor. Dikkat edelim böyle şeyleri. Fatih da çizdim. CHP'yi çaldı zannet. Çizdim. Kılıçdaroğlu var. Kılıçdaroğlu ben Edin'im Kılıçdaroğlu tanıdıklar var bizim Kılıçdaroğlu'yla. Kılıçdaroğlu'yla aynı seçim sırasına göre <laughs> bir tanıdığım var. Şey demiş Kılıçdaroğlu duydun mu? Kavanozu kafana verir. Ben zorladım Özgür Özel açtırıyor. Ben sonra ona denk geldi. Sen şey öyle. ne? Karışık yani bu. Ben mesela 15 Temmuz'da darbe ne oldu hala bilmiyorum. Yani tiyatro diyor olabilir. Olmaya da bilir. Planlı olabilir. Anlaşıyor. Her şey olabilir. Bilmiyorum çok. Çok saçma bir şey oldu ama koy. o bu CHP'de bu sonucu da öyle yani. Her türlü analiz böyle, a, böyle a, şey olur yani. Burada şey yazıyor. ANAP 64 bin oy almış. ANAP niye seçime giriyor? <laughs> Sen, Turgut Özal öldü işte. Kapa ya partiyi. Hadi Mesut Süre miydi? Mesut Özal Mesut Mesut. mıydı? Mesut Abi bir Mesut Süre var. Mesut Yılmaz var. Bir de Mesut Başbakan olan. Mesut Özil var. Bu. Mesut Özil. Benim bildiğim üç Mesut Karıştırıyorum ama hep birbiriyle. Seçim şeyde şey gördüm ya bir açtım öyle? İse i̇şte 20 tane parti. Onu komünist parti. Onu komünist. Bir de yüzde sıfır. Yüzde bir alıyor ama bu. Yüzde bir on tane parti açmışlar. Böyle bir şey yok ya. Bir solcu olarak bir komünist olarak şöyle diyorum ya. Yani, hiçbir ideolojide yok bu. Kişi başına düşen parti sayısında çok öndeyiz. Solcu olarak kişi var. Baş... Neredeyse ya kişi başına bir parti düşecek. Yani her komünist kendi partisini açıyor. Ülke, ülkenin yüzde muhafazakar, kaç tane muhafazakar parti var ya? AK Parti. Refah. Refah falan <laughs> Sana ne oluyor bu? Başka ne konuşalım? İmamoğlu seçildi ya. İmamoğlu seçildi. İmamoğlu'na çağırın. Belediye konserlerine halkımız alışkın. Belediye konser, belediye konser. Belediye stand-up'ı istiyoruz. Biz ekmek yemeyelim mamına koyuyorum ya. Biz ekmek yemeyelim sürekli konser. Yeter biz de çıkıp iki şaka yapalım belediyenin şeyine faydalanalım sanat etkinliklerine ve bütçesinden. Sayın Ekrem İmamoğlu sürekli konser sürekli konser olmaz. Millet aynı şarkıcılar dinleye dinleye gına geldi. Ben gittim bir konsere stand up yok mu diye böyle herkes çırıyor. Belediye stand up'ı istiyoruz. Biz de ekmek yemek istiyoruz stand upçılar olarak. Çok komik komedyenlerimiz var. Çok komik CHP'li komedyenlerimiz var. Çok komik Trabzonlu komedyenlerimiz var. Buluruz her türden var yani çıkar çıkarın ya yani, biz de çıkalım şey yapalım ama güvenlik önlemleri de unutulmasın. İmamoğlu'na sesleniş bitti. Murat Kurum ne oldu? Ekrem İmamoğlu'na şey Murat Kurum Murat Kurum girmekte istemiyor ya şimdi bir, bunu bir hakaret davasına dönüş türü çünkü Binali Yıldırım'a da bağlayacağım. Hakaret davası ya Muraka bildiğin önüne ne gelirse imzalasın diye. Buraya apartman mı diyor diye. Ne apartmanı ya? Gökdelen işte. Gökdelen mi? imzalasın hiç sorgulama. Ben niye getirilmiş biri? Çok bariz. Birer Yıldırım da öyleydi. Birer Yıldırım da. Yani bilissel faaliyetleri ortalama bir vatandaşın gerisinde kaldığı için başbakan olan tek insan. Binal Yıldırım. Bilissel faaliyetleri ortalama bir suç olmaz değil mi? Bilissel tıbbi bir şey diyoruz burada. Ama şey Hani neye dayanarak? Mouse şuna dayanarak. <laughs> Biliyorsunuz onu evet. Böyle tutuyor. Öyle bir mouse. Ya bu adamın Ulaştırma Bakanı mı? Teknoloji böyle yapmışlar. Yetmemiş bir de bako. Bak bu arada bu Binali Yıldırım'ın bu olayından Batura Özdemir de bahsediyor. Şey yapalım yani telif ve yanımızda birini daha götürecek. <laughs> <laughs> bir tek git hani. bir Özdemir de diyor teknoloji. <laughs> Çok garip ya. Erdal Beşikçioğlu belediye başkanı olmuş. Bu kadar bir şakam yok. Ama bahsedilmesi gerekiyordur diye düşündüğüm için bahsediyorum. Sonuçta adam koskoca besaç, Koskoca besaç. O şeyi de izlerim böyle. Üniversitede arkadaşlar övüyor süper düzü söyle. Bir de solcu arkadaşı övüyor süper falan. Açtım ilk bölümü resmen polis şiddeti. Önüne gelen tutukluyorlar. Tokatlıyorlar. Ben o solcu arkadaşlar yani okul güvenliğiyle dadaştığını biliyorum. Hani kola diyor sen ne yapıyorsun tutuyor. Adam sorguda tokatlıyor süper polis diye. Bilemedim yani. Erdal Beşikçioğlu'na bir çağrı var gene. Çağrıları bu kameraya değil mi? Erdal Beşikçioğlu'na çağrı Saçını toplama hocam. Arkadan böyle topluyorsun o bütün imaj gidiyor. BSAÇ'e falan gidiyor. Bambaşka bir şey oluyor. Hoş değil. Bir dahaki seçimlerde kaybedersin belediyeyi. Sonra Özkan dedi diye. Öyle şey yapar. Danışman da alabilirsin beni. Parasıyla ben her işi yapıyorum. Erdal Beşikçoğlu çizdik üzerinde. Zafer Partisi az oy aldı gibi bir şey. Şöyle sıfır. Bin. 800 bir. Oy. Çok mu? Az mı? Bence Zafer Partisi bir oy bile çok. O bile çok. <laughs> bir oy da çok. 801. bir. Ben çok. Ama beklentileri yüksekti yani ya. Bu Twitter'da falan bayağı Zafer Partili var yani. Niye öyle? Reşit değiller. Bir o etken. Evet. Çok genç tayfa. Olacak işte. Ya. Biz de reşit değildik bir zamanlar. Ama hiçbir zaman Nazi özentisi bir tip olmadım yani. En fazla şey dedim. Ya kardeşli PKK'leştir. Kürtçe konuşulmaz. Bu seviyede bir şey oldu bir ara. <laughs> Ama hiçbir zaman Nazi olmadı ya. Nazilere de şey dedim. Sen ilk seçimlerde kaç almış Naziler? 35 Zafer Partisi. Kaç... Hitler'den iyi bir açılış yapmışlar. Yani. Bir şey bir Hitler İnşallah evet. sonu benzesin ya sonu. Yok ya benzetmesi. Ümit Özdağ kafasına sıkacak diye bir külünke savaşa mı girelim ya? O da kötü yani. Böyle bir şey de olmasın ya yani ya. Zafer, par Zafer Partisi'nin üzerine çizdim. Zafer Partisi'nin üzerine iki kere çizdim. <laughs> Aa, ya bu seçimden sonra seçim sonucunda çok ilginç bir şey yazdı. Taksiye bindim. Taksici dedi ki bu ülkede gittik çabuk soruyor dedi. Böyle bir şey diyeceğim. Adam muhalif bir AK Partili mi? Ben anlamadım yani. Hani seçim <laughs> sonuçlarına mı tepkili? İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım yani. Taksicilerle siyaset muhabbetine girmeyecek sana. Trollüyor mu yoksa şey mi yapıyor hiç belli olmuyor. Taksiyle Çamlıca Tepesi'nin oradan geçiyoruz da sonra abi. Çamlıca Tepesi tam üstünde bir tane cami var. Baya büyük. Taksiciye dedim ki kim çıkıyor oraya bana abim? de tepek kimse yok niye? Hani Altta da cami var oraya giderler. Yani tepeye kim çıkacak? Oraya. Fena mı dedi cami falan. Şu AK Parti'yi öldürdü. Bir, bayağı bir. En son bana dönüp dedi ki. Yine şu kameraya diyor. Dedi bu hükümetin bir tane yanlış bir politikası var mı dedi ya. Öyle deyince. Ben de bir şok oldum. Aklıma bir şey gelmedi. <laughs> Hiçbir politikası yanlış değilmiş gibi geldi. Çok inanarak sordu. Taksicide siyasi muhalefet. Politik bir muhabbete giriyor. Bir de. Taksici muhalif olsa da sıkıntı. Taksici muhalif çıkıyor. Ondan sonra şey oluyor. Acaba bu ne kadar muhalif? bir test ediyorum aşama aşama. Hani ne kadar CHP'li muhalif bir terörist muhalif bir <laughs> Ne kadar muhalif. Küçük partiler kaldı. Ocak Partisi demiş 699 oy almış. 700'e düzlenebilirdi ya. Adamın gönlü olsun 700 e oy aldı gibi bir seyrim ben verirdim bir tane. Bir de açıklama gönderdin onu yok ki Ocak Partisi ne yazmış. Kadir Can Polat göçmenleri alma zorunluluğumuz yok. Biz insani ve vicdani anlamda gelenlere kapımız açık. evet. <laughs> alma zoru almayacı kapımı. Bu adama şey demiş birisi. Abi ne olduğumuz belli olmasın. <laughs> bir, sen bir şey söyle her yere. Adamlar partiyi kurmuş, ideolojiyi belirlememiş. Yok, ben <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın herhangi bir yerinde savaş olduğunda insanlar Türkiye'ye gelecekse... <laughs> Ülkenin adını savaştan kaçanların ülkesi olarak değiştirelim. <laughs> Göçmenin dini, rengi, yöresi, tarzı, fikri. <laughs> 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 Benim şakalara şey diyorlar. Çok geçiş var. Farklı farklı bu. <laughs> Milli Yol Partisi. 15 bin oy almış son seçimden. Milli Yol. Sebep bir açıklama demişti. Yani, Yol Partisi demiş ki e, Türkiye'nin 150 yıllık bir tarihi var ve 150 yıl önceki sorunlar aynen geçerli şu an. Biz geçen yıl 100. yılı kutlamadık mı ya? Yanlış mı kutladık 100. yıl? 100, 100, 100 e, 150 ne? 1875. Aslında o ne? Hiçbir şey ama. Hiç... Hayır şey ya. Di... Düz 150 olsun niye 150 dedi diyeceğim ben. 100 daha düz aman abi Hem doğru hem daha düzü var. 100 ne geçiyor? 150 yıl. 1875'te Bosna Hersek isyanı olmuş. Hatlı ya şimdi bence devlet. <laughs> Bosna Hersek isyanı çünkü. Bir de şey mi var? Sorunlar aynı devam ediyor <laughs> mu? 150 yıl önceki sorunlar bugün yöne geçerli diyor. 150 yıl oynayın. Evet. 150 yıl önce yaşayalım. Adam kalmadı ki bunu gidip soralım 150. Sosyalist <laughs> bir parti olabilir mi bu? Yok. Milli yol parti. <laughs> Hani sanayi devrimi yeni olmuş ya, O zamanki işçinin sorunları hala devam ediyormuş gibi. Sağ olay bazı köylerde elektrik yok hala. Devlet Partisi var. Adı kon... De... De seçim, sen bir parti... Devlet Parti... Ulan parti devletin alt kümesi. Sen nasıl devlet partisi olabilirsin? Yok şey yok belediye devleti devlet partisi böyle böyle gidelim imparatorluk partisi yedi cihan devleti partisi üç kıtaya hükmettik partisi saltanat partisi yarın bu parti devleti tanımaz ama bazı tartışmalara son verir mesela hiç şey düşünmezdi Türkiye parti devleti mi olur tabii, devlet partisi Ocak Partisi, Devlet Partisi ve Milli Yol Partisi. Bunlardan üçü aynı bir, şey var ya ben çözeceğim. Buraya not ediyorum. Not ediyorum. Onu üç gerçekliğinde çizdim. Araştıracağım bu üçünü. E-Devlet'ten vermek istiyor ben seçiyor oyumu. Bunu kime söylese bir şey diyor. Yaşlılar nasıl? sık siktir Allah kullansın sandalyesi. Yaşlılar telefona giremiyor diye ben niye ilkokulda sıra bekleyip kağıda mühür basıp deli oldum ya. E-Devlet'ten seçim istiyorum. E-Devlet'ten niye seçim olmuyor biliyor musun? E Temsili demokrasiye gerek kalmıyor ki. Oradan yasa da oylarız biz. Anladın mı? Milletvekiline bile gerek kalmıyor. Temsil edilmesine bir şey gerek kalmıyor ya. E-Devlet. E-Devlet'te de her şeyi yapıyorsun. e devlete de geçen ben LOL oynadım ya. e -Devlet. LOL bile oynuyorsun. e -Devlet. O derece bir E-Devlet de var. Oy mu kullanamayacağız? Başka argümansa güvenlik. 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 güvenli değil. Nasıl güvenli ya? Kriptografi denen bir şey var. En güvenli. O matematik bilimi bu banka şifreleri falan hepsi imkansız bir şey kırman. Güvenli dediği şey de şey kağıda basıyorsun, katlıyorsun. Oraya <laughs> çıkarıyorlar, sayıyor, biri yazıyor, imza oraya gidiyor. Bu mu güvenli lan? Ama E-Devlet eklendi biliyorsun bilgiler falan. Sanki o çalınmıyor. <laughs> CHP'ye baksana böyle bir oy mümkün mü? <laughs> Çalmış işte. <laughs> Geçen abi arkadaşlar şakasına göre tecrübe oldu. <laughs> Oğlum sen niye edevleş şifreni arkadaşına veriyor? <laughs> Edev'le şifreni niye arkadaşına veriyor ya? Seçim özel bu kadar işte dediğim gibi arkadaşlar. Seçim özel. Bir dahaki seçimde görüşmek üzere.